Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzda piyasanın genel analizini yapacağız. Yani piyasanın önümüzdeki sürecindeki senaryolarını yorumlamaya çalışacağız. Fakat videonun en başında siz değerli arkadaşlar ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Video içerisinde kısa al satçıysanız, margin işlem yapıyorsanız videoyu çok fazla izlemenize gerek yok. Size herhangi bir katkısı, herhangi bir desteği olmayacaktır. Bilginiz olsun, çünkü grafik ekranda şimdi geçtiğimizde sizlere direnç ve destek noktalarından bahsetmeyeceğim. Yani videonun en başında sizleri bu konuyla alakalı uyarayım. Sonra videoların ortalarına gelince bana küfür etmeyin boş boşuna. Beni Instagram ve Twitter üzerinden de takip ederseniz, çünkü oralardan anlık sizlerle etkileşime girebildiğim için oradan hemen ışık hızıyla sizlerle bir şeyleri paylaşabiliyorum. Hem de sizin faydanıza dokunabilir. Bir düşünün bence derim bunu. Deyip videomuza şöyle bir ışık hızıyla geçiş yapıyoruz değerli arkadaşlar. Bu olayı tam olarak anlayabilmemiz için bizim öncelikle geçen seneyle bu sene arasındaki dolar grafiğini bir karşılaştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü senaryolar üzerinden olabilme ihtimali olan şeyleri yorumlamamız gerekiyor. Geçen sene Kasım ayına gittiğimizde size şurayı işaretleyeyim değerli arkadaşlar. Grafiğimiz dolar TRY paritesinde günlük olarak açık. Şimdi geçen senenin bu aylarında ve bu günleri içerisine baktığımızda dolarda yine tüm zamanların zirveleri denenmiş. Tüm zamanların zirvesini deneyen dolar ayın kaçına kadar bakalım, 20'sinde dip noktalarına tekrardan gelmiş. Yani ciddi bir düşün içerisine girmiş. Ve günümüze, yani 2021'in Kasım ayına geldiğimizde, 17'sine geldiğimizde dolar grafiğinde yine tekrardan tüm zamanların en üst zirvesine şahit oluyoruz. Yani burada ne anlamış olduk değerli arkadaşlar? Her senenin sonunda, son 2 ayında veya 3 ayında bu tip hareketlenmeler, bu tip senaryolar yaşanıyor. Şimdi Bitcoin grafiğine geçiş yaptığımızda bu senaryoyu tam olarak tekrar anlayabilmek için bizim geçen senenin Kasım ayındaki senaryoya gitmemiz gerekiyor. Yani geçen sene bu aylarda Bitcoin nasıl bir hareket sergilemiş? Geçen senenin 26'ları, 24'leri, işte 23'leri gibi Bitcoin'de yine tüm zamanlar denenmiş arkadaşlar. Tam olarak şuraya şöyle bir baktığınızda, burayı ben sizlere şöyle bir işaretleyeyim. Şöyle bir baktığımızda tüm zamanlar deniliyor. Sonrasında tekrardan bir kırılım geliyor. Yani bu kırılımın gelmesi, yani şuralarda insanlar şöyle yorumlamaya başlıyor. Tamam diyor, Bitcoin bitti. Tamam, Bitcoin gidiyor ya, artık Bitcoin öldü gibi yorumlara şahit olmuşsunuzdur eminim. Ama sonralarında Bitcoin'deki büyük hareketlenmelere hepiniz şahit oldunuz ve gördünüz. Yani Bitcoin orada 65 bin dolar seviyelerine kadar gitti. Kaç aylık bir 5-6 aylık bir zaman dilimi içerisinde tüm zamanlarının tüm zamanlarına kırarak fırladı gitti. Şimdi günümüze geldiğimizde, yani 2021 Kasım ayına geldiğimizde geçen senenin senaryosuyla bu durumu karşılaştırdığımızda aynı hareketlenmeleri bizzat burada şahit oluyoruz arkadaşlar. Ethereum grafiğine baktığımızda da geçen senenin senaryosuyla birebir aynı senaryoyu yaşıyor değerli arkadaşlar. Yani şöyle bir konuyu toparlayacak olursak, geçen senenin son 3 ayıyla bu senenin son 3 ayı arasında herhangi bir fark, herhangi bir değişiklik yok. Sadece market cap'e giren para sayısı geçen seneye göre daha fazla. Shiba Coin'e geldiğimizde, neden Shiba Coin'e geldik? Bu Shiba Coin'le alakalı gerçekten çok Instagram'dan da Twitter'dan da çok sorular soruluyor değerli arkadaşlar. Şimdi geçen grafik gösterdiğimde sizlere, orada arkadaşlar bana yatışta destek noktası, direnç noktası, bu nasıl grafik gibisinden yorumlar yapmış. Ama dediğim gibi değerli arkadaşlar, şimdi bu coin'de bile geçen senenin senaryosunu karşılaştıramayız. Çünkü öyle bir yapıya sahip olan bir coin değil. Burada size sadece bir destek noktasından bahsedebilirim. Buradaki şu an için red yediği, alıcı bulduğu en sağlam destek noktalarından bir tanesi de tam olarak bu işaretlemiş olduğum 4840 civarlar arkadaşlar. Buraya ne zaman gelse ciddi alıcılarla karşılaşıyor ve tekrardan fiyatını geriye doğru çekiyor. Bu konularla alakalı sizlere söyleyebileceğim olaylar bunlar değerli arkadaşlar. Yine sizin de kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmından bana belirtirseniz elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.